Sayfa 24'te kalmıştık. وَقَدْ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْمَشَايِخِنَا الْجَلَالُ السُّيُوتِيُّ Yani hocam bir sonraki sayfa. Büyüklerimizin olan. Nasıl abi? Bak bir sonraki sayfa. Bunu bir açalım. Heh, tamam. Ha, tamam burası. Tamam. Evet. Büyüklerimizin de büyüğü olan Celaleddin Suyuti der ki اَنَّهُ يُحَرِّمُ عُلُومَ الْفَلْسَفَةِ كَالْمَنْتَقِ لِيْجْمَعِ السَّلَفِ O, selefin icması üzerine buna binaen mantık gibi felsefe ilimlerini haram kılmıştır, haram görmüştür. وَاَكْثَرُ الْمُعْتَبِر۪ينَ مِنَ الْخَلَفِ Ve haleften de muteber olan birçok kimse de bunu şey yapmıştır, görmüştür. Şimdi arkadaşlar, kişinin mantığı şeyde, kelimelerde gizlidir. Bak bu muteber kelimesinden de çıkarabiliriz yani. Biz buna itibar ediyoruz. İtibarı veren, bu kılıcı keskinleştiren kim? Kendisini görüyor. Yani doğrunun ve yanlışın kendisi olduğunu burada ne yapıyor? İfade ediyor. Muteber olan diyor. Ve mimmen sarraha bizalike İbn-i Salahi ve'l-Nevaviyyü ve halgun la yuhsune. Yine bu çerçeveyi açıklamıştır. Kim açıklamıştır? İbn-i Salah, Nevevi ve sayamayacağımız kadar birçok insan bu bağlamı paylaşmıştır. Fakat cemaat fi tahrimihi veya cumiyat da olabilir. Kitaben. Yani bu kelamın haramlığı noktasında bir kitap bir araya getirilmiştir veya toplanmıştır. Galiba hocam o. Fakat cemaat. Nasıl hocam? Galiba kendisi bunu yazdı. Kat cemaat. Ha, doğru. Doğru. Fakat cemaat. Evet hocam. Evet. Tahrimi. Ben bu konuda bir haramlığı noktasında bir kitap bir araya getirdim. Nakaltu o zaman burası. Değil mi hocam? Nakaltu fihi nususel e'immeti fil hafzi aleyhi. Ve bu konuda büyük imamların, önderlerimizin metinlerinden nakiller yaptım. Yani nasıl nakiller? Kelamdan uzaklaştıran, kelamı yasaklayan böyle metinler. Ve zekere l-hafizu, hızlı gidersem uyarın arkadaşlar. Ve zekere l-hafizu siracüddinil gazviniyyü minel hanefiyyeti fi kitabin. Yine Hafız Siracettin el-Kazvini, Hanefi ulemadandır bu da. Şu kitapta şunu zikretmiştir. Ellefehu fi tahrimihi, yani kelamın haramlığı noktasında yazdığı bir kitapta. Ennel gazzaliye raca'a ile tahrimihi. Yani Gazali kelamın haramlığı fikrine dönmüştür. Ne zaman? Ba'de senâihi aleyhi fi evvelil muntaka. Yani muntaka süzülmüş bilgi demek. Değil mi Kadir Hocam? Bilgi. Bu muntaka eseri, Gazali'nin eseri. Yani kelime anlamı öyle. O da var. Şey, kelime anlamını söylemek bağlamında söylüyorum. Evet. Geliyor. Süzülmüş bilgi. Yani o kadar bütün her şeyi araştırmış, oradan süzmüş getirmiş. Onun başında, yani muntakanın başında övdükten sonra onun haram olduğu fikrine dönmüştür. Ve cezeme es-silefiyyu min ashabina, bizim arkadaşlarımızdan, yani muhtemelen Hanefilerden diyor, Silefi isimli alim. Ve İbn-i Rüşd'in minel malikiyyeti, malikilerden İbn-i Rüşd, bi'ennel müşteğile bihi, yani kelam ilmiyle uğraşan kimsenin la tukbelu rivayetuhu. Onun rivayeti kabul edilmez. Onun aktardığı rivayet söz kabul edilmez. İnte. Burada bitti diyor. Evet. Fakat fassalel imamu hüccetül islami fi ihya'il ulumi hadel merame.
Ne diyor burada? İşte Hüccetül İslam İmam Gazali. Evet, burada Abdullah Hocam da eserin ismini verdi. Bu maksadı, bu amacı açıklamıştır. Hüccetül İslam İmam Gazali bu maksadı İhya Ulumuddin isimli eserinde, İhya-ül Ulum isimli eserinde açıklamıştır. Kale şöyle der ki: Fe'in kulte fe'ilmül cedeli vel kelami veya vel kelamu da diyebiliriz. Mezmumun fe'ilmin nücumi. Eğer dersen ki cedel ilmi, kelam ilmi zemmedilmiştir, yerilmiştir. Ne gibi? Yıldızlar ilmi gibi. Yani buna astronomi mi diyeceğiz, astroloji mi diyeceğiz? Astroloji galiba hocam. Kadir Hocam. Astroloji herhalde. Burada çünkü yıldızlara bakarak fal bakma. Evet. Evet, kahinlik değil mi? Evet. Bu ilimler gibi cedel ve kelam ilmi de yerilmiştir dersen, ev huve mubahun veya mubahtır dersin, ev mendubun veya menduptur dersen, fe'lem bil ki enne linnâsi fî hâzâ, bu noktada insanlar farklı farklıdır. Yani guluven aşırıya giden olabilir ve israfen fî etrafin, böyle yani gereksiz çabalara girip böyle ortalığa saçan, usulü erkanı bilmeyenler olabilir. Her türlü şey olabilir diyor. Femin kailin, şöyle diyen, innehu bid'atun ve haramun. Ha, bu kelam ilmi bid'attir ve haramdır diyen. Ha, buna bakacak olursa. Ve ennen abde, ya hocam bu rivayeti okudukça var ya, yani böyle insan kahroluyor ya. Vallahi billahi. İn yelkallâhe bi kulli zembin siva şirki. Yani bir kulun şirk dışında her türlü günahla Allah'a gitmesi, onunla karşılaşması hayrun lehu, onun için hayırlıdır. Neyden? Min en yelkâhu bil kelami. Kelam yaparak Allah'ın huzuruna varmaktansa, tamam, şirk dışında en büyük günah. Ya hocam, toplumun temeline dinamit atmaktır bu hocam ya. Hocam yani sen bir kelamcı sen kızıyorsun da ben bunları okuyunca bize ekmek su veriyorlar diye şükrediyorum ya. Doğru. Mesela tarihçiden oradan ekmek çıkıyor. Yani hakikaten toplumun temeline dinamit atmaktır. Yani burada katili, ne bileyim, toplumun huzurunu bozan adam, değil mi, zinakarı, bunlar bile bir kelamcıdan daha hayırlıdır bana hocam. Yani çok enteresan yani. Ve min kailin, yine şöyle diyen, bu da farklı görüş, innehu fardun, yani bu farzdır diyen, imme alel kifayeti, yani bu farziyette ya kifaye, farz-ı kifaye şeklinde, ve imme alel ayani veya farz-ı ayn şeklinde diyenlere gelince, ve ennehu bunlara göre efvalül ibadati ve ekmelül kurbati. Nedir bu? İbadetlerin en değerlisidir. Yani hele şükür, bunu da söyledi biraz. Ve en sağlam yaklaşma, yani gerçeğe, hakikate veya Allah'a yaklaşma şeklidir, aracıdır. Fe innehu, çünkü tahkikun bi ilmi tevhidi, yani tevhid ilmini derinlemesine bütün yönleriyle ele almaktır. Bunlara göre. Ve nidalun an dinillahil mecidi, yani Allah'ın o övülmüş dinini savunmaktır. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Yani hani ehl-i sünnet biraz şey diyoruz ya, uzlaştırıcı, ehl-i hadisle ehl-i rey'i yakınlaştırıcı. Bu yakınlaştırmada ana fikir ne oluyor? Kelam ilmi kullanılacaksa da bu sadece şey için kullanılır. Ne diyelim? Savunma amaçlı. Başka hiçbir şey için kullanılmaz. Kale yine dedi ki İmam Gazali, ve ile tahrimi zehebe Şafii'yü ve Muhammedun ve Malikun ve Ahmed ibn Hanbele ve Süfyanu ve cemi'u eimmetin hadisi minessenef radıyallahu anh.
Dedi ki İmam Şafii, Muhammed Eşşeybani, Ebu Hanife'nin en başta gelen öğrencilerinden bir tanesi. Evet. Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Süfyan-ı Sevri ve ehli hadisin, bak ehli hadis diyor. Burada da aslında kodlarını belli ediyor. Ehli hadisin, Allah hepsinden razı olsun, ehli hadisin önde gelen bütün imamları kelamın haram olduğu kanaatindedirler. Vesaka elfâkan an haulâi. Bunlardan bir takım sözleri de ne yapar? Metnin içerisinde verir. Ve ennehum kâlu. Derler ki onlar, ana fikrini veriyor herhalde söyledikleri sözü. Ma sekete anhu sahabetu ma ennehum arafu bil hakayet. Diyor ki, yani sahabe gerçekleri en iyi bilenlerdir. Gerçekleri en iyi bilenler olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey söylememişler. Susmuşlardır. Ve afsahu fi tertibil elfâzı min sairil halâiqi. Ve insanlar arasında sözleri en güzel şekilde ifade edenler onlardır. Yani bu halde onlar söylememişler. İllahi burada aksi durum olursa diye ben düşündüm hocam. İlla lem yani lima mı desek buraya ne diyelim? Lima yetevelledu minhu mineşşerri. Çıkmaz mıydı diyelim burayı? Kadir hocam sen ne dersin burası için? Hocam pardon hocam. Bir daha bir bakayım hocam. Bu insanlar yani sahabenin çok bilmesine rağmen ve söz noktasında da diğer insanlardan daha iyi bu işte fasih olmalarına rağmen sustular. Ancak لَمَا يَتَوَلُّ مِنْهُ مِنَ الشَّرِّ kendisinden şer doğacak şeylerde yani şer durumunda konuştular. Şey yapmadılar. Yani aklıma şöyle bir mantık geldi ama o lima ve lemma ifadesi biraz farklıdır. Yani eğer olsaydı yani bu tabiatlarının tersine şey olsaydı bir davranışları falan olsaydı mutlaka şer çıkardı falan gibi bir anlam. Evet lima dediğin gibi burada akışa baktığımızda lima daha iyisin. Kendisine şer çıkacak diye sustular. Evet. Yani şer olur yani, konuları konuşmamak lazım dediler. Evet, aksi durum böyle olurdu yani. Eğer evet, konuşsalardı. Evet. Bu akışa göre daha uygun böyle. Evet. Yani bir emin olmak için sordum. Evet, evet. Ve lize bu nedenle Bale aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamber demiştir ki helekel mütenatti'une yani inatçı olanlar inatçı olan ahmaklar. Bunu şey de diyorlar bunlar, hocam ince eleyip sık dokuyan helak oldu. İnce eleyip sık dokuyan. Fazla bunu şeyde evet. Geçti de hocam geçen Sahn-ı Seman'da ben Ebu Muti'nin Erreddin'i okudum. Aynı şeyi bu orada da rivayet etmişti. Açıklamasında da galiba burada da aynısını veriyor. Müteammikun diyor. Yani derine dalan. Evet. İnce bu işin evet, aynı. Dalan. Ya bu Kadir hocam bu kitaplarda da o şeyi görüyorsun ya. Yani genelde hep birbirlerini tekrarlıyorlar. Tabii. Yani sonra gelen belki birkaç cümle ekliyor veya birkaç paragraf ekliyor veya şerh ekliyor. O şekilde gidiyor. Yani böyle ana metinlerin böyle şeyini çözersen, mantığını çözersen neredeyse bütün kitaplar okumuş gibi oluyorsun yani. Doğru. Ben bunu özellikle şeyde fark ettim hocam. Nedir onun adı? Sözlüklerde hocam, sözlüklerde. Evet, evet, evet. Yani noktasına virgülüne kadar değiştirmiyorlar. Sonraki bir cümle, bir kelime ilave ediyor. Doğru diyorsun. Evet. Ey el-mut'ammikûne fil bahsi yani böyle araştırmaya dalanlar. Kadir hocamın dediği gibi inceleyip sık dokuyanlar helak olurlar. Vahdettu eydan yine aynı şekilde delil getirenler. Diyebilir miyiz hocam? Evet yine böyle şöyle delil getirirler diyecek. Bir delil verecek şimdi. Evet hocam. Evet, Abdullah hocam burada mısın Abdullah hocam? Şey evet, kapandı. Metin gitti. Metin evet. Hemen geliyor.
bi enne zalike, yani şu şekilde delil getirenler, lev kâne minettini, yani dinden olsa bile, yani din açıklama maksadıyla olsa bile delil. Hocam bu ihtiyaç ta şeye gidiyor. Ennehum kâlu var diye yukarıda. O bir sürü isimler saydı ya. Şöyle şöyle de aynı zamanda şöyle de delil getirdiler diyor. Ta oraya gidiyor. Bu şeye mi? Evet. Selefe mi gider diyorsunuz? Evet, yukarıya gidiyor. Ennehum kâlu'ya gidiyor. Evet. Doğru. Şayet dinden olsa bile, pardon, şayet dinden olsa bile, olsaydı, evet. Ha, olsaydı lekâne ehemmu mâ ye'muru bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o zaman Hazreti Peygamber'in emredeceği en önemli şey olur. Bunu baştan emrederdi. Evet. Diyor. Yani şimdi bunu burada şunu da sormak lazım. Hazreti Peygamber zamanında tefsir var mıydı mesela? Değil mi? Hadis var mıydı hocam? Ha, İlmi var mıydı? Hazretim hocam. Yani. Adam, benim çocuğum kafamı çekti. Bu aşırı gidenler helak oldular hadisini ben amelle ilgili hatırlıyorum. Evet. Yani gündüzleri sürekli oruç tutup geceleri sürekli namaz kılan ve evlenmek istemeyen kişiler var biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e bunlar hakkında bilgi geliyor. Bunlar gündüzleri hep oruç tutmak, geceleri sabaha kadar namaz kılmak, abadile yani eşlerine yaklaşmamak şeklinde yapan kişiler var gibi geliyor. Peygamber Efendimiz de aşırılar helak oldu diyor. Yani bu amelle alakalı bir bağlantı. Bunun bir başka bağlantısı da aslında amelle ilgili peygamberimize çok soru sormak istiyorlar. Ya Resulallah şu nedir, bu nedir diye. Bana çok fazla soru sormayın. Siz daha fazla soru sordukça yükümlülüğünüz artıyor. Çok fazla sormayın diyor. Dolayısıyla buradaki çok soru sormayın, aşırıya gitmeyin dediği şey aslında amelle ilgili şeyler. Ama bu metin de öyle bir yerleştiriliyor ki sanki itikadi konuda çok düşünmek insanı dinden çıkartır gibi kurgulanmış. İlginç bir şey değil mi? Aynen. Aynen hocam. İleride öyle bir ayetleri getirecek ki hocam. Göreceksin yani. Böyle. Yatacak yeri yok bir kere haftalar. Öyle bir şey getiriyor yani. Sadece şey değil. Yani hadisleri değil. Yani Allah yardımcımız olsun hocam. Ne diyelim? Ve yuallimu tarikahu. Yani çok önemli bir şey olsaydı Hazreti Peygamber ne yapardı? Onu öğretirdi. Ve yüzni ala erbabihi. Ondan sonra o kelamcıları da överdi Hazreti Peygamber. Övmüyor kelamcıları diye. Sümme zekara bekiyete istidlalihi. Yine bu Hazreti Peygamber'e gidiyor değil mi? Kadir hocam. Şey de olabilir hocam. Sonra da onların istidlallerinin geri kalanını da zikretti. Yani öyle de olabilir. Diğer yani şöyle de çok şey değil hocam. Akıldan uzak değil yani. Evet, evet. Hazreti Peygamber delillerini zikrederdi, usullerini zikrederdi falan diye de düşünülebilir. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Şey sonra devam ediyor ya tümme zekera veya zükira da olabilir burada. Devam ediyor zükira istillalü ferik ile ahar deyince herhalde şeyle ilgili. Zaten bu Gazali'ye gidiyor olabilir. Bu Gazali haram ilmi, haram mıdır değil midir diye bu şekilde ihtimaller sıralıyor. Evet. Haram da diyenler var, övenler var. Evet. O zaman ulemanın tercihiyle Gazali'ye atfediyoruz abi. Sümme zekere bakiyete istidlalihim, sonra diğer istidlallerini, kalan istidlalleri zikretti. Sümme zikra istidlalen ferikil ahari, başka bir grubun istidlalini de zikretti. Ta ki ila enkale, şu sonuca vardı. Fein kulte, şöyle dersen, hemen muhtaru indeki. Yani sen hangi görüşü seçiyorsun? Muratçah olan nedir senin nezdinde? Fe ecebe bit tafsili, detaylı bir şekilde cevap verdi. Fe gale, dedi ki, fihi menfaatun ve fihi mazarrat. Yani bir kısmında fayda vardır, bir kısmında da zarar var. Fehuve bi'itibari menfaatihi, yani faydası açısından bakacak olursak, fi vaktil intifai halal. Yani fayda verdiği zaman, fayda verecek bir şey olduğu zaman, Kadir Hocam'ın da işaret ettiği gibi, böyle, Kadir Hocam sen mi söylediydin, Abdullah Hocam mı söylemişti? Böyle sıkıştıkları zaman, Abdullah Hocam. Nerede bu kelam dedikleri zaman, o zaman helal.
Ev menduptur veya menduptur. Ev vacibdir veya vaciptir. Duruma göre değişir. Ne kadar ihtiyaç varsa. Çok ihtiyaç varsa orada ne olur? Vacip olur. Hocam yani Kemal yedek kulübesinde bekleyin diyor. Yedek kulübesinde bekleyin. Aynen. Yani böyle maç 3-0, 4-0 aleyhimize şey olursa ona göre sahaya çıkarırız. Kema yakta değil hal. Durum neyi gerektiriyorsa ona göre şey değişir. Kimi zaman vacip olur, kimi zaman mendup olur. Ve huve bi'tibari mazarratihi veya mudirratihi de olabilir. Zararı itibariyle bakacak olursak fi vaktil istidrari zararlı olduğu durumlarda ve mahallihi zararlı olduğu yerlerde haram. Burada da haramdır. Kale dedi ki فَاَمَّا مَضَرَّتُهُ bunun zararı şudur, zararına gelindi. فَاِثَارَتُ الشُّبُحَاتِ insanın zihninde şüpheleri çağrıştırmasıdır. Yani birçok şüphe oluşturmasıdır. وَتَحْرِيكُ الْاَقَائِدِ bunu şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Yani böyle akaidin temellerini sarsması itibariyle. Evet hocam. Sarsmak. Evet. Ve izaletuha anil cezmi ve tasmimi. Yani akaitteki kesinliği ne diyelim ortadan kaldırması. Sorgulanabilir hale getirmesi nedeniyle. Ve zelike bu mimma yahsulu bil ibtidai evvela şu şeyden başlar, şöyle ortaya çıkar. Ve rucuhu bir delilil meşkufi fihi. Yani burada böyle şüpheli deliller ortaya konabilir. Bunun sonucu acaba yani biz yanlış şeye mi inanıyoruz gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yani böyle bir süreç sonucunda ortaya çıkar. Ve yahtelifu fihil eşhas. Ve bunun sonucunda insanlar farklılaşır, farklı farklı düşünmeye başlarlar. Ya şimdi o zaman burada şunu sormak lazım. Diyoruz ki kelamcıların tanrı tasavvuru faili muhtar. Felsefecilerinki mucib bizzat. Ondan sonra tasavvufçularınki diyoruz neydi o? Vahdeti vücut veya vahdeti şuhud diyor. Sonra kelamcıların arasına geliyoruz. Kimisinde adalet merkezli, kimisinde kudret merkezli, kimisinde hikmet merkezli. Yani bu mantıktan hareketle baktığımız zaman neredeyse hepsi gidiyor hocam. Tabii akli deliller kullanınca ihtilaf çıkar diyor. İhtilaf da kötü tabii, bir yani, dolayı. Ya hepsi Allah'a inanıyor ama bir olan Allah'a inanıyor ama farklı şekilde anlatıyor. Ne yapacağız bunda? فَهَذَا دَرَرُهُ فِي اِتِقَادِ الْحَقِّ yani hak olan inanca zarar vermesidir. Böyle bir şey hak olan inanca zarar veren bir şey. وَلَهُ قَرَرُ فِي تَكِيدِ اِتِقَادِ الْمُبْتَدِعَةِ yani böyle sorular sormak, bu şekilde sağlam akidenin temelini oynatmak ne yapar? Bidatçilerin inançlarını güçlendirir. Onları sağlamlaştırır. Onları teyit eder. Ve tesbitiha fi sudurihim. Kalplerinde böyle kökleşmesine neden olur o yanlış inançların. Bihaysu şu itibarla tenbe'isu te'avihim. Pardon, deva'ihim. Yani onların ortaya koydukları gerekçeler, ileri sürdükleri şeyler, anlatımları neyse bunların çokça konuşulması itibariyle bu insanların zihninde yer eder ve makul gelmeye başlar ve kalplerinde kökleşir. Meram ifade edebildik mi Kadir Hocam? Evet evet yani bu ilim şey yapıyor diyor, bidatçilerin itikadını tekit ediyor, yerleşmesini sağlıyor ki böylece onlar da davalarında korumuş oluyorlar, güçleniyorlar. Aynen. Ve yeşteddu hırsuhum alel israr aleyhi. Daha da ötesi yani böyle güçlendikten sonra o yanlış inançlarında devam etme azmi artar. Devam etme hırsı artar. Ve lakin hâzet zararu fakat bu zarar
bir vasıtatı taassubi, yani bir nevi taassup yoluyla ortaya çıkan bir zarardır. Ellezî yesûr minel bedel. Ha, bunun da kaynağı nedir? Münakaşa. Tartışma. Bedel. Ha, bedel. Bedeli hiçbir şekilde sevmiyorlar. Evet. Ve emmâ menfaatuhu, bunun faydasına gelince fakat yadunlu kişi şöyle zannedebilir. Enne faidetehu, bunun faydası keşful hakaiki ledeyhi, yani kendi nezdinde, insanın kendisinde hakikatleri keşfetmek, açığa çıkarmak. Ve marifetuha ala mahiy aleyhi, o hakikatler nasılsa o şekilde onu bilmek şeklinde zannedebilir. Heyhat, öyle değil. Feleyse fil kelami vefaun bihazel matlabi şerifi. Ya bu çok güzel ulvi istek. Kelamda buna vefakarlık yoktur. Ya hocam vallahi yani sen bir kelamcısın. Metin gözükmüyor diyor. Metni ilerletir misiniz? Aklı hocam size zahmet veriyoruz ama yani kelam vefakar bir ilim değildir. Sen öyle büyük hülyalarla, büyük hayallerle yola çıkabilirsin ama hocam bak diyor. Kelamda vefa yok diyor. Haberin olsun. Vallahi hocam ya şimdi yani yerin dibine girdik hocam artık. Çıkamayız biz ya. Ve le'alle tahbitu, aksine çarpıtma olabilir. Ve tadlilu, yani çarpıtma. Ve tadlilu, saptırma. Ekseru minel keşfi ve tarifi, yani keşfetmekten ve bilmekten daha fazla. Tamam, az buçuk şeyler keşfedebilirsin ama onlar seni kandırmasın diyor. Burada çok şeyler var diyor. İnsanı yanıltabilecek bir ton şey çıkabilir diyor. Şimdi burada menfaatinden bahsedecek hocam. İşte menfaatinden işte onu bahsediyor. Dikkatli ol diyor. Bilen, bilmeyen adam girmesin diyecek herhalde. Oraya bağlayacak hocam. Bir bakalım ne diyecek. Kale dedi ki ve hâda, işte bu اِذَا سَمِيْتَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ اَوْ حَشَوِيِّ, yani bir hadisçiden veya bir haşviden duyarsan, ya hocam enteresan yani şimdi yani tamam kelamcı da yani mantığa bakıyoruz ehl-i hadis değil mi? Yani burada haşvi şeyini kullanmaması lazım ama kullanmış. Yani demek ki bilmiyorum. Yani hem biraz oraya gülücük hem biraz da bu tarafa gülücük verme gibi bir durum mu var acaba? Bilmiyorum ki. Ne diyorsun hocam? Olabilir hocam. Bakalım bir gidelim bakalım ne diyecek. Evet. Rubama katara bibalike, yani zihnine gelebilir. Ne gelebilir? Ennen nase a'da'u ma dehilu. Kişiler, insanlar bilmediklerinin düşmanlarıdır gibi bir şey gelebilir. Yani sen bunu şeyden duyduğun zaman, bir muhaddisten, bir haşviden duyduğun zaman. Fesma, işit, hada, bunu işit. Kimden? Mimmen haberel kelam. Yani kelamda uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım. Yani kelamın zararını, faydasını bu kelam ilminde uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım. O da kim? Hüccetül İslam İmam Gazali. Sümme kelahu, sonra da ondan nefret eden bir adamdan dinlemen lazım. Yani biraz kendini tarif ediyor değil mi sen? Bade hakikatin hibreti. Yani bu kalâ uzmanlaşmak. Kalâ nefret etmek hocam. He tamam. Başka anlam var mı hocam? Zaten şey bagadahu yazmış. Buğz etti. Dipnotta. Ha, buğz etmek. Yani hemen evet, evet, yakın anlamı hocam. Zaten. Yani kelamda ileriye yani bu ondan sonra ona muhalif hale gelmiş kimseden. Aynen. Yani çalışmış hani diyor ya bade hakikatin hibreti. Yani bu tecrübesinin sonucunda bütün her şeyi gördükten sonra nefret etmiş bir kimse.
ve ba'de tegalguli fihi. Orada da böyle ne diyelim, tegalgul böyle iyice kelama nüfuz etmiş, evet, yayılmış orada. Öyle ki ila munteha dereceti mütekellimine. Yani tam haza mütekellim şeyine, derecesine varmış insan olmuş. Bir kimseden dinlemen lazım. Ve cevveze zelike ile taammuki. Ve bunu da aşmış, derinleşmiş. Bunu da aşarak derinleşmiş. Neyde fi ulumin uhra. Diğer ilimlerde. Siva ne'il kelami. Kelamın dışındaki diğer ilimlere de dalmış. Onlarda da uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım diyor. Hakikaten tam şey, yani böyle Gazali tiplemesini burada ortaya koyuyor. Yani Gazali kimdir dendiğinde hocam bu cümleler kullanılabilir belki. Bu muhtemelen Gazali'nin ihyasına alınma bunlar değil mi? Oradan gidiyoruz galiba. Yani olabilir hocam. Sanki oradan gidiyoruz. Riyasül Müşrik. Evet. Dipnotlara çok fazla bakmadınız için hocam. Ve tahakkaka ve gerçekliğini ne yapmış? Araştırmış. Neyin gerçekliğini? Enne tarika ila hakaikil marifeti fi hadel veç mesdud. Yani burada ne sonucuna varmış bu ilimde derinleşen alim? Yani bu yönle, buradaki vecikten kastı kelamı kastediyor herhalde hocam. Kelam ilminde, yani kelam ilmiyle uğraşarak gerçek, yani bilginin gerçeklerine giden yol mesdudu, tıkalıdır, kapalıdır. Yani üzgünüm diyor, seni tam olarak ulaştırmaz diyor. Vel umri, vallahi yemin olsun ki la yenfektu el kelamu an keşfin ve tarifin ve izahin li ba'dil umuri. Yani hocam ben şöyle anladım cümleyi, bilmiyorum yanılıyorsam düzeltin hocam. Yani kelam, yani bir konuda bilgi edinmek, ondan sonra onu açıklama noktasında çok fazla fayda vermez. Yani olayı tam anlamıyla çözümlemez. Velakin alen nudur. Yani böyle nadirattandır. Çok nadir olarak bir takım gerçekleri elde edersin diyor. İnter, bitti. Buraya kadar hep ihyadan alıntı, anladım kazayla hocam. Ha, muhtemelen. Bilmiyorum hocam doğru mu anlamışım, yanlış mı anlamışım son cümleyi. Sanki öyle diyor. Yani kelam şundan, infekke ayrılmaz. La yenfekke ayrılmaz kelam. Neyden? Hı hı. Bir tarih ve izah. Bazı meselelerde bu kadar yapabilir. Hı hı. Nadirattan şey yani. Yukarıda dedi hocam, hakikate, marifetin hakikatlerine ulaştıran yol kapalıdır dedi. Yani kelamdan hakikate ulaşmak, evet, yolları kapalı dedi. Anca ne yapar? Bir takım izahlarda bulunur. Bir takım açıklamalar yapar. Bu kadar. Yani belki, yani başlangıç olarak iyi olabilir. Faydası bazı olabilir. Ama yerler, o kadar. Bazı yerlerde. Bayağı gömdü yani. Evet, gömüyorlar hocam. Yani bir de kelamcıların dilinden gömüyorlar hocam. Gazali yapıyor bunu diyor ya, ben içeriden biliyorum. Aynen. فَاِنَّمَا صَدَرَ هَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ لِيُمُورٍ. Herhalde burada şeyi anlatacak hocam. Yani bütün bu anlattıklarımız onlardan gelen şeylerin لِيُمُورٍ. Çeşitli yönleri vardır. Çeşitli açıklamaları vardır. Değil mi hocam? Bu ona şeyden anladığından şu sonuçlar çıkıyor diyecek. Şimdi sayacak onları. Bütün bunlardan çıkıyor. Minna. Bunlardan birisi. Ma fuhime mimma sebaka, anlaşılan şudur: fi esna il kelami min enne sebebe zembihim. Yani kelam ilminin böyle yerilmesinin nedeni bağlamında geçen cümlelerden anlaşılan şudur: uduluhum anil ahzi bi usulil İslam.
Evet, yani İslam'ın usulünden ayrılmaktır. Yani usulünü İslam'dan almaması itibariyledir. İslam'ın temellerinden. Ve iştigalihim bima la ya'nihim fi makamil meram. Yani açıklanacak meramı kendilerini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmalarından dolayıdır. Diyecekler. Hazreti Muhammed peygamberidir diyecekler ama hiç alakasız şeylerle bunu ispatlamaya çalıştıkları içindir. Bu nedenle kelam eleştirilir. Birincisi bu. İkincisi ve minha ikincisi münazaatuhum ve mücadeletuhum. Yani böyle çekişmeleri ve ne diyelim insanlarla inadına tartışmalarıdır. Değil mi? Mücadele etmeleridir. وَلَوْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ Yani hak için olsa bile, hak üzere olsa bile لِنْجِرَارِهِ غَالِبًا اِلَى مُخَاسَمَتِهِ Yani ne yaptı? Hak üzere olsa bile adamları neye götürüyor? Şöyle bir şey var. Götürdüğü şey ne? Genel itibariyle düşmanlığa götürüyor. Tamam, düşmanlığa götürmesi bakımından. El müeddiyeti ilel ahlakil fasideti. Bu düşmanlıkta neyi getiriyor? Kötü ahlak. Gerçekten insanların ahlakını bozan, bozuk, ahlaksız bir şey ortaya çıkarıyor. Değil mi? Evet. Vel ahvalil kasideti. Kaside satışı olmayan, yani para etmeyen, herhangi bir sonuç getirmeyen, ya bir sonuç çıkmıyor. İnsanları böyle gereksiz şeylerle uğraşmaya itmesinden dolayı. Kema beyyenehu hüccetül İslamil Gazzaliyyu fil İhya'yı. Yani hüccetül İslam İmam Gazali'nin İhya'da açıkladığı gibi. Fakat zekere fi Gıyâsil Müfti yine Gıyâsil Müfti isimli eserde der ki an Ebi Yusuf'a Ebu Yusuf'tan nakille ennehu la tecuzu salatu halfel mütekellimi. Hocam yandık. Hocam sen arkamızda bayağı ya. Ha, vallahi yani şimdi arkamızda namaz kılacak adam bulamayacağız hocam şimdi. Hocam sen arkanda daha önce kıldırdıklarını bir söyle kaza etsinler. Tabii bence onların da kaza etmesi lazım hocam. Bu adam kıldı hocam ne bilelim. Artık ahirete şey yaparız, hesaplaşırız onlarla. Mütekellimin bak çok enteresan değil mi hocam? Yani zalim bir idarecinin arkasında namaz kılınabilir ama bir kelamcının arkasında namaz kılınmaz. Ve intekelleme ama hocam şey Kadir hocam Taşköprüzade olayı şuna bağlıyor hocam. Taşköprüzade diyor ki eğer İşte bu selef alimleri İmam Eş'ari, İmam Maturidi görselerdi kelam hakkında bu kadar da konuşmazlardı diyor. Evet, evet. Bağladı sonuç o. Ve in tekenneme bi hakkin. Ya insan hakikaten hocam yani bilmiyorum ben çok mu tepki veriyorum. Yani bir insana bu kadar bundan daha bir hakaret edilemez hocam. Yani. Gerçekten. Bundan daha şey bak hakkı konuşsa bile bir mütekellimin arkasında namaz kılınmaz. Yennehu çünkü mübtediyor. Bidatçı. Çünkü o bidatçıdır. Ha, yani demek ki Hakim-i Semerkandi de buradan besleniyor hocam. Yani onda da bidatçı yani bir kafir bidatçıdan daha evvel olan bir şey. Yani başka şeyler de aklımıza geliyor hocam. Hani bu haricilerin şeyi var ya. Yani eğer Müslümansan, Hazreti Ali'yi seviyorsan yandın. Evet. Kafir oluyorsun. Ama yani Hristiyansan buyur beyefendi siz getirebilirsiniz. Yani nerede? Neredeyse aynı mantığa gidiyor hocam yani. Yani aslında şeyi de veriyor. Yani sosyal çözümlemelerin temelini de veriyor hocam. Tarihin anlaşılmasına dair şeyleri de veriyor. Bu açıdan ben bu metin okumalarını çok önemsiyorum hocam.
Tabii hocam. Gerçekten çok çok güzel malzeme veriyor yani. Ve tecuzu ne diyor? Halful muhtedi. Bidatçının arkasında. Yani buna şey diyebilir miyiz hocam? Bidatçının arkasından gitmek. Bu namaz. Işte onun arkasından namaz kılmak. Evet. Ha, bir de şeydir. Caiz değildir. Ve arattu hâzihi rivayeti alâ üstâdi. Şimdi bu rivayeti üstadıma arz ettim. Ya üstad sen bu konuda ne diyorsun? Fekale dedi ki tevîluhu, bunun açıklaması şudur. Ennehu la yakunu garaduhu izharal hak. Yani burada kastedilen kimdir? Kastedilen evet. Maksadı hakkı açığa çıkarmak olmayan. Ha, hakkı açığa çıkarmak istiyorsa onun için bu kullanılmaz. Ha, biraz kurtardık hocam. Evet, evet. Eyvallah. Evet. Ali Erkar'ın hocası lütfettiler, sağ olsun. Biraz daha şey yaklaştı. Aynen. Vellezî kâlehu üstâzî, yani burada üstadımın söylediği şey, ra'aytuhu fî telhîsil imâm-i zâhidî, yani İmam Zahidi'nin özetinde de rastladım diyor. Üstadım. İmam Zahidi, nasıl hocam? Burada Zahidi dedi, Ebu İshak es-Saffar. Bu seninki değil Saffar mi? Saffar mı? Sen Saffar el-Buhari. Evet. Terhisül edille buradaki de. Bak seni buldu yine. Sen ne adam hocam? Benim adam Kerem'i kurtarmaya çalıştığı için. Ha. İyi, Allah razı olsun hocam. Yani gene onlar şey yapmışlar ya, bize ikramda bulunmuşlar. Peki Abdullah, bu dipnotta ki bilgiler doğru mu? Hatalı. Bu İmam Zahidi diye atıf yaptığı kişi aslında Tevhisül Edille'nin müellifi Ebu İshak es-Saffar. Benim çalıştığım kişi. Onu bilmedikleri için yanlış bir kişiye muhakkikler atıf yapmışlar. Gazmini niye gönderiyor bunu? Değil. Yani bunun ibarenin aynısı Tevhisül Edille'de var. Yani Ebu İshak es-Saffar'ın Tevhisül Edille'sinde aynısı var. Zaten terhis tutuyor. Zahidi künyesi zaten. Aynen. Ya eyvallah. Ya üstadlarla böyle ders yapmak güzel oluyor. Yani eksik kaldığımız yerde oradan destek, buradan destek. Çok hoş bir ders oluyor yani. Allah hepinizden razı olsun üstadlar. Sen bizi buluşturdun hocam. Birleştirdin. Hocam, ikindi namazını sen kıldır. Arkanda kılalım. Bunu yaranlayalım. Tamam. Tamam. Tamam inşallah abi. Evet. Ne diyormuş Saffar? Haythu kâle şöyle diyor. Ve kâne Ebu Hanifete, İmam-ı Azam Ebu Hanife, yekrahul edele ala sebilil hak. Hak üzere bile, hak üzere olsa bile cedelden nefret ederdi. Hoşlanmazdı. Cedel yapmaktan. Abdullah Hocam, yanıldığımız yer olursa söyle bize. Estağfurullah hocam, devam et. Hatta rüya, hatta yani şeyden de nakledilir. An Ebi Yusuf'a rahimahullahu, Allah rahmet eylesin. Ebu Yusuf'tan şöyle rivayet edilir. Ennehu kâle der ki kunnâ cülûsen inde Ebi Hanife'te. Ebu Hanife'nin yanında oturuyorduk. İz dehele aleyhi cema'atun, bir topluluk girdi o an. Fî eydihim raculâni, önlerinde de iki tane adam var. Fekâlû, dediler ki inne ahade hâzeyni, bunlardan bir tanesi yekûlü, diyor ki El-Kur'an mahluk. Kur'an mahluktur. Ve hâze yunâzi'uhu. Diğeri de veya bu olabilir. Fark etmez. Yunâzi'uhu. Bununla tartışıyordu. Veya diğeri oluyor. Diğeri de bununla tartışıyordu. Veya kul, o da diyordu ki gayr-ı mahluk. Bu da Kur'an mahluk değildir. Kale. Dedi ki herhalde burada Ebu Hanife'yi kastediyor. Evet. La tusallû helfehumâ. İkisinin arkasında da namaz kılmayın. Kultu. Sordum. Emmel evvelu. Tamam, birincisini hadi anladık. Fenime. Fe innehu la yakulu bi kıdemil Kur'ani. Yani bu Kur'an'ın kadim olmadığını söylüyor. Tamam, o anlaşılabilir. Ve emmel ahir. Diğeri. Fema baluhu la nusalli halfa. Yani niye onun arkasında namaz kılmayan? Bu adam bizim gibi söylüyor. Kur'an mahluk değildir. Fekale, dedi ki innehuma
tenazani fiddini. Çünkü o ikisi din konusunda tartışıyorlardı. Dinin hakkında tartışıyorlardı. Vel münazaatu fiddini, din hakkında tartışmak bid'atun, bid'attir. Keza fi miftahı saadeti. Bak oraya da işaret ediyor. Evet, senin dediğin şey. Taşköprü Zadiye de işaret ediyor. Ha, aynen. Orada da aynı şekilde geçmektedir diye belirtiyor. Ve lealle vechu zemmil aferi. Yani burada muhtemelen diğerinin zemmedilmesi haytu atlaka. Yani burada şunu mu diyebiliriz? Yani o adamla işte tartışması, onu itibara alıp onunla tartışması diyebilir miyiz üstadla? Mustafa Selim hocam, burada durumlar şöyle. Fakih olanlar demişler ki Ebu Hanife bununla yasakladığına göre hiçbir şekilde inançla ilgili konularda tartışma yapılmaz diye almışlar. Dolayısıyla kelam mekruh veya haramdır diye düşünmüşler. Hanefilerin Maturidi olanları ise bu rivayeti şöyle değerlendirmişler. Buradaki olay nedir? Bunlar ayaküstü inançla ilgili bir tartışma yapıyor. İnançla ilgili tartışma ayaküstü yapılacak kadar basit bir iş değildir. Yani bunlar lavvali bir iş yapıyor. Dolayısıyla bunlar imamlık yapmaya, arkalarında namaz kılmaya layık değildir. Dini konu ayaküstü tartışılmaz diye yorumlamışlar. Yani bunu günümüze getirirsek şöyle diyelim. Yani bir otobüste ayaküstü şurada burada veya televizyonda, sosyal medyada dini inançla ilgili tartışma yapmak isteyenler oluyor. Yani onun yeri orası değil. Bu tartışmayı oturup ciddi bir ortamda yapmak gerekir. Kelam ilminin ciddiyetine önem vermediği için Ebu Hanife bunları zemmetmiştir diye anlıyor kelamcılar da. Yani benim kanaatim de bu yönde. Bu güzel bir açıklama hocam. Yani gerçekten hoş bir açıklama. Yani hocam, yani bu kadar şey olduk, yerin dibine battık. Yani biraz bizi tutup çıkaracak bir açıklama yani. Şimdi şurayı nasıl okuyalım üstadlar ya? فَاِنَّهُ مُحْدِثُ اِنْزَالِهِ mi diyeceğiz? Yani buradaki adama mı gidiyor? Yani Kur'an mahluk değildi. Bir tanesi şey yapmış diyor hocam, Kur'an'ın kıdemini kabul etmiyordu. Diğerinin kabahatini açıklıyor sanki burada. Diğerinin sebebi de onun inzali muhtes olduğunu söylemesi. Yani indirilmesi muhtes. Burada herhalde şey tartışması var. O diğerine... Evet, muhtemelen onu kastediyor. Evet, ve ennehu mektubun fi mesahifina, işte musaflarımızda o yazılı olduğu halde, değil mi? Yazılı olduğu halde o onun inzalinin muhtis olduğunu söylüyor. Hocam, burada, makru... sanki, hocam, burada sanki yukarıda Kur'an mahluktur değildir diye bir tartışma geçtiği için Alef El-Kari kendince burada doğruyu söylüyor gibi. Yani yukarıda bir tartışmaya dediğinde aklınıza şüphe gelmiş olabilir. Bunun doğrusu budur diye bu cümleyi Ali El-Kari'ye atfedebiliriz. Yani muhtesun inzalihi, onun inzali muhtestir. Yani 610 ile 632 arasında inmiştir. Yani inişi muhtestir. Yazılması, Mustafa yazılması muhtestir. Okunması muhtestir. Kalplerimizde ezberlenmiştir. Bu böyledir ama yukarıdaki tartışma gibi değildir gibi bu son cümleyi işin doğrusu budur diye anlayabiliriz. Şimdi hani şu var, kıdemi söyleyen tamam arkasına kılınmaz da diğerini anlayamıyoruz. Tamam, bir açıklama şeydi. Tartışıyorlar diye. Burada dediğin gibi muhtemelen Ali El-Kari bunu biraz daha açmaya çalışıyor. Öbürküsü tamam kıdemini şey yapıyor ama sanki... inzalini muhtes diyordu. Bu da olmaz demek istiyor. Yani şimdi burada muhtes deyince hocam sanki biraz ben şeylerde bilmiyorum. Sen rastladın herhalde hocam. Sanki biraz işte yani o Kur'an mahluktur gibi bir ifade doğurur mu? O endişeyle ben farklı düşünüyorum. Bu şey de olabilir. Muhtesin, benim aklıma şey yani getiriyor. İfadesi var ya. Abdullah hocam. Hocam? Duydun mu hocam benim dediğimi? Hayır hocam. Tekrarlayabilir misin? Ya hani burada muhtesin inzali diye okuduk ya. Evet hocam. Ya sanki Kur'an mahluktur çağrışımı yapan bir ibare olduğu için sanki onu farklı anlamak gerekir diye bir şey oluştu da bende. Onu bir sana sorayım dedim yani. Hocam, bu, ben sen
Burada anladığım şu, İnzali dediği 610 ile 632 yıllar arasında Kur'an'ın indiği belli. Yani 23 senede indi. İnzalihi dediği bunu kastediyor gibi sanki. Yani bu nüzül tarihi belli, tarihsel süreçte oldu. Bu belli gibi. Burada benim aklıma şey geliyor dostlar. Lafziye, Ashab-ı Hadis'in tepki gösterdiği İbn-i Küllab gibi isimler var biliyorsunuz. Bunlar kendisi kadimdir ama lafzı, telaffuzu, okunup yazılması mahluktur dediği için, mesela İmam Buhari bile lafzı mahluktur dediği için sürülüyor Buhara'dan biliyorsunuz falan. Benim aklıma da o geldi. Yani bu inzali, yani belli bir tarihsel süreçte indi demek bile problemli. Yani onu tamam kadim diyor ama lafzını, inme sürecini, oraları muhtes dediği için hata etti diyor sanki. Ben de öyle anladım. Aklıma o lafziye geldi yani. Evet. Yani onu da diyor hocam. Yani bu da iyi bir cesaret yani ehli hadis nezdinde hocam. Öyle değil mi? Hocam öyle bir cesaret ki o kadar kötüleniyor ki hatta İbn-i Küllab Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Dedesinin ismi bile Müslüman olmasına rağmen işte bu Hristiyan kökenden geliyor. O Hristiyan da o lafziyeyi öyle soktu falan diye İbn-i Küllab bile düşünün. Yani Şafii, Ashab-ı Hadis içerisinde olan bir adam hakkında bile çok ağır ithamları var Ashab-ı Hadis'in. Bu lafzı bile mahluk demeye kızıyorlar yani. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel cenazesine gitmediği falan aktarılıyor. Tabii tabii çok ağır lafları var hocam İbn-i Küllab Şeyle de Arisel Muhasibi'yle de selam sabah kesiyor ya hocam. Evet. Selam metodunu kullandı diye. Yani hocam gerçekten çok şeyler yani ibretle okunması gereken satırlar. Arkadaşlar, hocalarım ne yapalım, bırakalım mı burada? Biraz da soru faslına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, yoruldunuz mu? Hocam yorulmadım. Ama süremiz evet saat 2 geçiyor. İsterseniz evet. Soru faslına devam edebiliriz. Bence de öyle yapalım. Abdül Hocam, Kadir Hocam. Tamam, olur hocam. Buldumdur hocam. Burada bırakalım. Evet Ahsen, kaydı da kapatabilirsin. Evet, müsait olan kamerasını açabilir arkadaşlar. Katılımcı arkadaşlar.